Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün Mustafa'yı hastaneye götüreceğim. Çünkü Mustafa bu aralar çok az uyuyor. Kendime de randevu aldım. Çünkü bu aralar kulağımda aşırı derecede bir ağrı var. Sabah sabah ne yapıyor Mintik? Giyinmekten kaçıyorsun değil mi şu an? Şunun şu haline bakın ya. Mustafa'nın üstünü giyindiremedi. Bir sorun çıkarttı. Dedim, bari dedim gidip kahvaltı yapalım. Sen ne yapıyorsun orada? Eve yeni kutu gelince Mintik hep merak eder. Sana gelmedi ama. Ne oldu? Ne rahatlayacaksın yine? Ne yapacaksın yine Mintik? Artık şaşırtamıyorsunuz beni. O kadar alıştım ki yaramazlıklarınıza. Vazgeçti. Perdeye tırmanacak. Böyle sevince kızıyor musun Mintik? Böyle seveceğim seni artık. Birileri yemek yemek için çok sabırsız. Mustafa'ya yumurtanın sarısını pişirdim. Ben de beyazını yiyeceğim. Al. Yumurtayı yemeyi çok seviyor. Biz kahvaltımızı yaptık, üstümüzü giyindik. Şimdi gidebiliriz. Umarım yolda ağlamazsın. Çıktık gidiyoruz. Bu beyefendi arabasında durmadı. Kucakta olmak istedi. Gideceğimiz hastanede birazcık uzak evimize. Tramvaya binmemiz gerekecek. Umarım onda durur. Şu anlık bir sıkıntı yok. Hala ağlamadı. Bakalım binince ağlayacak mı trene? Nasıl meraklı meraklı bakıyor etrafa. Bütün yol boyunca uyudu. Benim uyumuyor diye hastaneye getirdiğim çocuğa bakar mısınız? Şu an uyanmıyor bile. Şimdi ben doktora ne diyeceğim? Bu uyumuyor mu diyeceğim. Mustafa'ya oyuncak bakıyoruz hastaneden çıkışta. Bence evde olsa oynar da burada yabancıladım burayı. Bakışa bak. Evet arkadaşlar, biz kontrollerimizi olup eve geldik. Mustafa'da çok şükür herhangi bir problem gözükmedi. O kadar az uyumasına rağmen gelişiminde, büyümesinde bir sıkıntı yokmuş. Yani gayet sağlıklı. Ama benim kulağımdaki zar patlamış. Benim kulağım o yüzden ağrıyormuş. Ufak bir operasyon geçirdim ben de. Şu an biraz ağrım var. Umarım kısa sürede geçer. Annelerde şöyle bir şey var. Yani çocuğu hastalanmasın da kendisine kadar operasyon geçirirse geçirsin bir sıkıntı olmuyor. Ama çocuk hastaysa anne de otomatikman hasta oluyor. Mintik de uyuyor. Tek başına yaramazlık mı yapacaksın şimdi? Mustafa'nın sesi orada yankılanıyor ya. Nasıl hoşuna gidiyor. Gitmiş orada duruyor. Eline kek vermiştim ben rahat rahat yemek hazırlayayım bu da uslu uslu dursun diye. Ne yapmışsın? Oo Mintik Hanım günaydın. Sensiz yaramazlık yapmış. Sen nasıl bu kadar uyuyabildin? Hayretler içerisindeyim Mintik. Bu benim işte en sevdiğim görüntü. Bakın birileri uyanmış yaramazlık yapmaya bile başlamış. Uyanıyor, uyandığı zamanda da hiç ses çıkartmadan böyle pıtır pıtır geliyor. Hemen yaramazlık zamanı. Evet Mustafa ile beraber yemek pişiriyoruz. Yani yemeğin tuzu birazcık az olmuş o yüzden tuz at diyor bana. Yemeği beraber yaptık ya eskisinden daha lezzetli oldu bile. Mustafa kucakta durmayı o kadar çok seviyor ki kucağa çok alışkın be bebek. Bunda benim de bir payım var. Ben alıştırdım onu kucağa. Ama buna pişman da değilim. Evet Mustafa bazen beni çok fazla yorabiliyor sürekli kucağımda olmak istediği için. Çünkü evi temizlerken, yemek yaparken, dışarı çıkarken sürekli kucak isteyen bir bebek. Ama yine de bu zamanlara bir daha asla geri dönemeyecek. Bir daha asla bu yaşında olmayacak. Ben de bu zamanların tadını çıkartıyorum. Zaten büyüdüğü zaman kendisi kucağıma gelmek istemeyecek muhtemelen. Diğer kucakçı da geldi işte. Kendini nerede ıslattın Mintik? Banyoya mı girdin sen yoksa? Şu haline bak. Küçük kedicik aşağı düşersin ha. Bizim daha önce böyle bir şey başımıza geldi ne yazık ki. Mustafa böyle daha yeni yeni dönmeye başladığı zamanlarda ben onu yatakta uyutmuştum ve içeri su içmeye gitmiştim. Sonra Mintik'in çok değişik bir şekilde sesi gelmeye başlamıştı. Geldiğim zaman çocuk şu kenardaydı. Mintik onu burasından tutmuştu. Burası bayağı hani çocuğun yırtılıyor artık tişörtü. Mintik o kadar sıkı tut. Yani çocuğu düşmekten kurtarmıştı Mintik. Ve o günden sonra ben Mintik'i bir kez daha sevdim. Mintik burada seni övüyoruz. Sen yaramazlık yapıyorsun yine kızım. Aşağı iner misin Mintik? Oğlum sakın bak böyle şeyler öğrenme. Öyle dikkatli bakıyor ki Mintik'e. Çocuğu uyutuyordum. Mintik de hemen geldi yanına sokuldu. Muhtemelen ikisi de birazdan mışıl mışıl uyuyacaklar. Çünkü çok yoruldular bugün. Uyuttuktan sadece 5 dakika sonra odadan sesler gelmeye başlamıştı. Geldiğimde gördüğüm manzara. Mintik uyandırdı mı bu seni? Bu ikilinin hiç de uyumaya niyeti yok gibi gözüküyor. Bu kadar enerjiyi de nereden buluyorlar oyun oynayacak? Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.